Bence en net, e, mülteci konusunda en dürüst, en namuslu tavrı Ali Babacan gösteriyor. Neler yapabileceğini kendince anlatıyor. Teknik olarak, hukuki olarak göndermenin, yani ben de diyor eğer oy alacak olsaydım göndereceğim kelimesini kullanabilirdim. Ama hukuki olarak bu mümkün değil. O yüzden de başka çözüm bulmamız lazım diye. Şimdi senin konuşmandan anladığım Murat, katıldığım için e, eklemek istiyorum. Mülteciler Erdoğan'ın sigortası gibi, batıya karşı sigortası evet. Yani dış dünyada yaptığı içerideki otoriterliğin, tek adam rejiminin, anayasayı askıya almasının, hukuku yok etmesinin görmezden gelinmesini sağlamak için mültecileri bir rehin gibi tutuyor bir anlamda. Zaten onu bir ara işte senin dediğin gibi kapıları açarım dediği dönemde de anlamıştık rehin. Ee, o rehin tuttuğu insanlara yani Müslümanlık, kardeşlik bilmem falan filan onlar para alırlar. Para O tamamen pazarlama şeyi. Ama senin de dikkat çektiğin gibi Batı nezdinde hala hala konuşulabilir bir lider olmak ancak mülteci şeyiyle elde ediyor Batı hala. Şimdi tam tersine muhalefet ise böyle yaparak bir anlamda dünyayı da kaybetmiş oluyor arkasına. Yani sen mesela dünya olsan dönüp hani geldiğimizde bütün mültecileri göndereceğiz diyen bir muhalefet liderine yatırım yapar mısın? Bir de böyle bir tuhaf tavır da var oradaki muhalefetin fark etmediği veyahut görmedi. Ben tekrar söylüyorum. Mesele göndermek ya da göndermemek meselesi değil. Muhalefetten somut çözüm çıkması lazım. Erdoğan mültecileri kullanarak batı üzerindeki şeyini sürdürüyor. Muhalefet ise hayır bunu göndereceğiz cümlesiyle işi hallettiğini zannediyor. Göndereceğiz cümlesi başlı başına bir istismardır. Toplum somut bir çözüm bekliyor. Ben şunu demiyorum. Bırakalım bu insanlar kalsın. Yani kalsından kastım hem o insanlar böyle bir berbat hayat yaşıyorlar çöplüklerde, yoksullukla. Hem de o insanların dahil olduğu yoksul mahallelerdeki insanların da hayatı cehenneme dönmüş. Bir şekilde bunu çözmek, entegrasyon, entegrasyonu sağlamak, bir şekilde idare edilebilir hale getirmek ve bunun yolunu bir şekilde açmak lazım. Yoksa bu sadece gönderiyoruz, göndereceğiz, kovacağız falan gibi istismarlar olacak şeyler değil. E, Levent tabii hani istismardan e, belki de yabancıların e, parasını düşünerek yapılan içerideki başka bir istismara geçmek lazım. E, yayının başına söyledim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Kanda, Fransa Kanda yabancı yatırımcılara konuşurken ettiği e, bürokrasiyi Cumhurbaşkanımızın desteğini de arkasına alırız. İhtiyacımız olursa al aşağı ederiz cümlesi. Yani bunu biraz yerli milli açısından bakalım biraz. Türkiye ciddiyeti açısından alalım. Sen başla. Sonra bununla ve ekonomiyle tamamlarız. Hükümet e, iktidar açısından söyleyeyim zaten problemli ama bakanlar düzeyinde baktığımızda seviye, kalite, ben mesela böyle bir ekonomi bakanının, genel olarak iktidardan utanıyorum da, ama böyle bir ekonomi bakanının yurt dışında beni temsil ediyor olmasından büyük bir utanç duyuyorum. Yani adam, ekonomi bakanı bir kere ekonomist değil. Bir kere ne konuştuğunu bilmiyor. Lümpen bir dil kullanıyor, mahalle ağzıyla konuşuyor. Gözlerime bakın, bilmem anlarsınız ne dediğimi tarzı. Bu adam gidiyor, koca bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi bakanı gidiyor yabancı yatırımcıya, kabadayı bir üslupla yatırım yapın. Eğer kimse size engel çıkarırsa biz onun tepesine bineriz. Zaten binmişsiniz. Zaten devlet bırakmamışsınız. Zaten kurum bırakmamışsınız. Bürokrasi diyor ki Allah pamuğuna döndürürüz. Ulan ortada bürokrasi mi bıraktınız? Bürokrasi mi var memlekette? Bağımsız bir merkez bankasından mı bahsedebiliriz? Bağımsız Türkiye'de herhangi bir kurumdan bahsedebilir miyiz? Türkiye'de mevcut kurumlardaki herhangi bir bürokratın Tayyip Erdoğan'ın yapın dediği herhangi bir şeyi yapma cesareti, iradesi teknik olarak kaldı mı? Sen zaten ekonomiyi, yani bürokrasiyi mahvetmişsin. Zaten devlet diye bir iskelet bırakmamışsın. Daha önce söyledim. Anayasası olmayan bir devletin iskeleti yok demektir. Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla söyledi anayasayı askıya aldık diye. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, bütün bu şeylere, üssuba, yaklaşıma düşük seviyeli bir üssupla e, tehdit ediyorlar. Bürokrasiyi şöyle yapacağız. Bunun da yabancı yatırımcı getireceğini zannediyorlar mesela. Bu dilin, bu yaklaşımın, bu üssupsuzluğun bu, yani biraz önce e, lümpen kelimesini kullandım. Onu biraz üssupsuzluk anlamında kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Belki ağzımdan şey olarak çıktı. Yani üssupsuzluk, seviyesizlik, ciddiyetten yoksunluk anlamında kullandım. Şimdi ya bu kadar olmaz. Yani devleti devlet ciddiyeti diye bir şey kalmamış. Ya oturup bir, bir bakan şeyle bir yatırımcıyla konuştuğunda Nurettin Nebati olarak konuşmuyorsun. Bu ülkenin ekonomi bakanı olarak konuşuyorsun. Ya bu arabek tavırlardan, bu bu ilkokul çocuğu tarzı yaklaşımlardan, bu gayri ciddi profilden uzak durmak ama kime ne söylüyoruz ki? Cumhurbaşkanı bu ülkenin kendi doktorlarına Gidersen gitsin diyenin cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede Nurettin Nebati ekonomi bakanı olur zaten. Tabii yani bizim buradaki derdimiz hep aynı aslında. Türkiye'yi yönetenlerden, Türkiye'yi muhafaza edenlerin herkesinden bir gurur duymak istiyoruz aslında. Değil mi? Yani memlekette yaşadığın memleketin demokrasinden, insan haklarından, hukukundan, iktidarından bir şekilde gurur duyarsın. Onun çabası, onun isteği, onun talebi değişsin de herkes başka türlü baksın diye düşünürsün. Fakat levent şöyle bir şey de karşı karşıyayız. Şimdi yabancı sermaye ne bekler bir ülkeden? Bekler ki hukuk olsun. Niye? Yatırım yaptığı ülkenin hukuku olmazsa kendisinin yaptığı yatırımın bir garantisi olmaz, bir gerekçesi olmaz. Şimdi bürokrasi dediğin zaman da güvenlik bürokrasisi var, ekonomik bürokrasisi var, yargı bürokrasisi var, değil mi? Bürokrasiyi gerektiği zaman Cumhurbaşkanı desteği alaşağı ederim demek. Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de herhangi bir şeyin garantisi yok. Yani bunu al iki taraflı oku. X yabancı yatırımcısı der ki ya adamlara bak demek ki hani orada bir şey oldu hop alaşağı ettiler. Bizim e, yani hukuksuzlukla bir ülkeye yatırımın gelebileceğini sanmak ve da bürokratların kum torbası gibi görüldüğünü gidip yurt dışında bangır bangır bağırmak. Ha şunu da sana söyleyeyim Levent. Ne yazık ki yabancı sermaye ya da pek çok kendini demokratik batılı sayan, öyle anlatan, pazarlayan ülke için bunların ne kadar değeri varsa, var dersen o da başka bir mevzu. Onlar da tabii ki de gerçekten otokrat da olsa bir ülkenin iktidarı, yönetimi, lideri koşa koşa da gelirler. 21'inde, pılartesi günü, bu Osman Kavala'nın davası var. Ne isteniyor hepimiz biliyoruz. Ağırlaştırılmış müebbetler ona mücella yapıcıya, diğerlere 20 yıl falan filan. Ne diyordu Avrupa? Aa kırmızı nokta falan filan. bir Koşa koşa geldiniz. Almanya'nın kendine sosyal demokrat diyen başbakanı. Koşa koşa geldin Türkiye'ye. Demokrasi, insan hakları, ahim, Avrupa Konseyi falan. Hep onu söylüyorum, hep şunu söylüyorum o yüzden ne ben burada. Ne batı ne doğu, ne Rusya ne o ne bu. Buradaki insanlar, Türkiye'de yaşayan insanlar kendi demokrasilerini, kendi insanlarını, kendi hukuklarını kendileri koruyup kendileri için bir düzen yaratmazlarsa ne batıdan, ne oradan, ne Almanya'dan, ne Amerika'dan bu ülkeye hayır yok. Bunu o ülkeleri o ülkeleri insanlarını e, hedef göstermek, göstermek için söylemiyorum. Bu bir realite. Bu bir realite. Sosyal demokratım diyen Alman Başbakanı koşa koşa geliyor. Çıkarı var. Merkel bir buçuk yılda beş kere geldi. 2015-2016 arası. Daha evvel üç kere gelmişti. On yılda. Niye? Mülteciler Türkiye'de kalsınlar. Bunun rüşvet pazarını yaptı Merkel. Scholz, Osman Kavala için, Türkiye'deki cezaevindeki insanlar için bir cümle etmeden çekti gitti buradan. Çünkü Türkiye'nin senin deyiminle bekçiliği lazım bu insanlara, bu mültecilere. Çünkü Türkiye'nin değişen güvenlik dengeleri içinde tekrardan hadi aslan askerlerine girme ve denmesi lazım. Değil mi? dünya bu. Murat bence Ukrayna savaşı batıdaki zaten bir makyajdı. İnsan hakları da makyaj. Böyle medeni, demokratlık bilmem falan bütün bunlar. Hepsi dedim ya geçen sırada söylerken bizim sokakta portakal bıçaklayanların düzeyine indi. Evet. Yani şu Rus, Ruslara yapılanlara baksana Almanya şeydeki batı dünyasındaki utanç, utanç verici. Dediğin gibi Ukraynalılara yaptıklarına bak yani oradaki mültecilere ama bir Suriyeli için neler yapıyorlardı? Meriç'e attılar boğdurmak için. Batılılar zaten iki yüzlü. Ben onların hiçbir zaman gerçek bir demokrasi derdi olduğunu, ben onların hiçbir zaman otorite...